Gördüm sizi. Doktor Bey, fazla yüklenmeden dolayı sürekli kopuyoruz. Fark et dayı. Serisinin sayısını arttığınca sizi kaybediyorum. Fazla artmadan çabucak bunu konuşalım. Türkiye'deki arkadaşlarımız bazıları Doktor, ben inanılmaz. baştan başlamak istiyorum. Baştan Tamam, başlamak istiyorum. başla. Çünkü gelip gitti. Ondan sonra şimdi yeni katılanlar da var. Onlar da bilgi sahibi olsun. Çok önemli bir haberimiz var. Korona ile ilgili çok önemli bir detay. İlacı bulundu dediniz. Bu ilaçla ilgili bir detay girebilir miyiz? Gayet tabii. Çin'de çok güzel bir yayın çıktı dün akşam. Gece yarısı Çinli görüştüm ben. Wuhan, yani bu koronavirüsün başladığı yerden ilginç bir araştırma. Orada gördüler ki lüpus vakalarda koronavirüs girmiyor, olmuyor. Ama koronavirüs hastalarda lüpus yok. Farkı nedir? Bazı farklar var tabii ama bunun içinde bir ilaç. İlaçın ismi hidrokloroquin. Türkiye'de bulunan, hatta bugün için verilen bir ilaç. Sıtma için yapılmıştı ve dünya her tarafında uzun senelerde kullanılan bir ilaç. Evet. Bu hekimler Çin'de bir rastgele araştırma yaptılar. 62 sayı hasta seçtiler. Yarısına ilaç vermediler, yarısına ilaç verdiler. Evet. Ve alan kişiler neticelere çok daha iyiydi. Evet. Yani statistik yönden çok büyük fark vardı. Ateşleri hızlı geçti. Öksürükleri çabuk daha hızlı geçti ve ilginç bir şey öğrendiler. Röntgen yaptılar, bu CT scan. Güzel, çok detaylı bir röntgen akciğerlerin üzerinde. Ve bu akciğerde bütün hastalarda zatürreye vardı. İlaç almayan kişilerde bir haftanın içinde %55 iyileşti. Hasta olan, pardon, ilaç alan kişilerde %81'i iyileşti. Yani çok büyük fark etti orada. Öğrendik ki bu ilaç hakikaten bir rolü var. Çin'de şimdi protokolde resmi olarak öyle bir yazı var. Herkese veriyorlar bu ilacı. Hidrokloroquin her tarafta, dediğim gibi Türkiye'de de bulunuyor. Ve bu ilaç Hocam ismini Türkiye'de, tekrar paylaşabilir misiniz? tabii hidroksikloroquin aynı şekilde söyleniyor Türkçe olarak. Ve bu ilaç aslında bizim hükümetimiz aldı. Şimdi bütün COVID-19 hastaları veriyor, dağıtıyor. Siz de eğer hasta düşerseniz çabucak bu ilaç almaya başlarsınız, mantıklı olur. Burada en bu çok fazla bu işi anlayanlar zaten kendileri hasta düştükleri zaman bu ilacı alıyorlar. Ama önceden almayın. Çünkü yeterli sayı haplarımız yok. Hasta olduğun zaman almaya başla ancak. Hastalıktan önce alınmıyor. Hayır, hastalıktan önce bir etkisi belki var ama haplar yok elimizde. Yeterli Koruyucu yok özelliği dünyada. yok yani. Evet. Koruyucu özelliği yok. Öncesinde alınmasına gerek yok. Hayır, koruyacak da koruyabilir bence ama o araştırmayı daha yapmadık biz. Yeni başladık benim hastanemde burada, New York Presbyterian'da. Bir de şu var, biz hep beraberiz bu işte. Maalesef hap sayısı yetmiyor. Yani bu ilaç böyle büyük gerekeceğini kimse beklemediği için hap sayısı düşük. Daha bu imalat yeni başladı. Çabucak dünyadaki bulunabilecek maddi büyük bir hızla fazlalaşacak ama bugün için yok. Onun için sırf hastalara veriyoruz. Hasta olmayanlara daha vermiyoruz ama ileride belki ilk yardım doktorları, yoğun bakımı çalışan kişilere dağıtmaya başlayacağız. Belki. Daha büyük Peki. araştırmalar gerekiyor. Peki hocam. Şu andaki peki Amerika'daki son durum nedir? Vaka sayılarında çok büyük bir artış var. Çok büyük. Günde bir Amerika'da doğru zamanda önlem alınmadı mı? geç kaldık. İlk baştaki vakaları biz alıp karantini koymadığımız için en kötü tabii New York şehri. Çünkü New York çok international bir yer. İstanbul'a benziyor. Ve biz maalesef geç karar verdik. Geç okulları kapattık. Geç işleri kapattık ve bunun yüzünden biraz sıkıntıyız şimdi. Yer yok hastanelerde ve daha 2 hafta kadar acı hissedeceğiz. Bir de bu var. Yani New York tabii ilk başta ama diğer ülkelerde de olma ihtimali var. Onun için İstanbul gibi büyük şehirlerden ben çok çekiniyorum. İstanbul'da 100-200 kişi hastalansa birden ve tedaviye girmeden şişirirse diğer kişilere çok büyük acı hissederiz. Evet. Ama İstanbul'a şu anda inanılmaz bir şekilde önlemler alındı. Bütün hastaneler müthiş çalışıyor.
Peki şu andaki Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili ne söylemek istersiniz? İnanılmaz kuvvetli. Aslında bizim sistemimiz kendisini şimdi şu anda gösteriyor. Hekimlerimiz bir kere inanılmaz. Yani dünya çapında. Hemşireler tabii her zaman gibi canı yakın, yardımcı olmak istiyorlar. Bir daha çok da kabiliyetli oldukları için bu gibi koronavirüs vakalarda kendilerini çok güzel gösteriyorlar. Bir de şu var. Bugün bir savaştayız bu koronavirüse karşı. Ve Türkler savaşa girdiği zaman asıl liderler ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için bugüne kadar belki kendini göstermedin. Ama ileride önümüzdeki birkaç haftanın içinde, birkaç ay olacak aslında, kendini göstermeye başla. Yani bir tarafta iyilikler yapmaya dene. Arkadaşları bir araya getir. Yani resmi değil tek bir, çünkü 2 metre mesafe tutman gerekiyor ama arkadaşlarınla beraber acı hisseden bir aileye yardım etmeye başla. Ve hastanelerde en büyük fırsatlarımız oradaki hekimler ve hemşireler liderlik gösteriyorlar. Hocam şu anda Türkiye'de inanılmaz bir sosyal yardımlaşma var. Yardımlaşma var. Herkes birbirine çok ilgili, mesafeli. Herkes inanılmaz şekilde yardıma ihtiyaç kim varsa herkes devlet olarak da millet olarak da inanılmaz herkes birbirine inanılmaz yardımcı. Çok güzel. Peki E hocam peki, buyurun. sen ne yapıyorsun evde? Şimdi tek başına kaldın. Yemek yiyor musun fazla? Ben şimdi ilk defa evde kaldım.